Bu hareket yeterlidir 4 saatlik bir seyir için. Eskiden anneler, "Can, yemeğin soğuyor, eve gel artık," derlerdi. Şimdi... "Can, televizyon başladı oğlum, hadi içeri gel." Ve Can eve gelir, televizyonun karşısındaki yerini alır. Yemeğini yerken çocuk programlarını seyreder, sonra yatağına uyumaya gider. Gider mi? Bazı canlar gider. Ama çoğu canlar bütün programları başından sonuna kadar seyreder ya da seyretmeye çalışırlar. Okuldan çıktıktan sonra eve giderim, yemeğimi yerim. Sonra televizyon açılana kadar ders yaparım. Televizyon açıldığı zaman oturur televizyonu seyrederim. Varsa televizyon filmlerini, kovboylu filmleri seyrederim. Televizyon bitene kadar seyrederim. Televizyonu 11'e kadar seyrederim. Televizyonun sonuna kadar, yatana kadar seyrediyorum. Çocuklardan hareketli macera filmleri, aile dramları gibi programların tamamını seyredip bunlardan yetişkinler gibi sonuçlar çıkarmaları beklenemez. En çok hangi programları seviyorsun? Savaşlı filmleri. En çok Türk filmlerini ve savaşlı kovboylu filmlerini severim. Savaşlı filmleri seyrediyorum. Can hayatının ilk 8-9 yılında iyiyi kötüyü ayıracak, seyrettiklerinden doğru yargılar çıkaracak yeterli bilgi ve deneyime sahip değildir. Ayrıca özellikle erken yaşlarda ekranda gördüğü olayların çoğunun gerçekten olduğunu düşünmekte. Böylelikle onun televizyonda haftada birkaç kez seyrettiği şiddet sahnelerinin gerçek yaşamın vazgeçilmeyen, olması gereken bir parçası olduğunu düşünmesi doğal karşılanabilir. Bize düşen görev de canları ekrandaki şiddete karşı savunmasız bırakmamaktır.